Sevgili seyirciler Aksaray Belediye TV'de Güne Merhaba programında birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün stüdyo konuğumuz diyetisyen Sezen Ünlü demiştik. Aslında beslenme uzmanı ve diyetisyen, profesyonel yaşam koçu Sezen Ünlü. Sayın Ünlü hoş geldiniz. Hoş ee, aslında her gün gelin diyeceğim gerçekten şöyle masamızda birbirinden... Şifalı bitkiler ve tabii ki ellerinizle hazırladığınız özel bir içecek <laughs> var. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür e ederim. Verdiğiniz hizmetler için. Ee, Sezan Hanım, öncelikle son yıllarda aslında değişen bir algı var. <laughs> Beslenme uzmanı ve Diyetisyen arasındaki fark nedir? Öncelikle sohbetimize buradan başlamak istiyorum. Tabii ki. Ardından tabii ki söz verdiğimiz konu başlıklarını ele alacağız. Buyurun. Tabii ki. Aslına bakarsanız beslenme ve diyet, beslenme uzmanı ve diyetisyen aynı şeyler. Biz 4 senelik bir bölümden mezun oluyoruz. Beslenme ve diyetetik olarak geçiyor. Bunu benim meslektaşlarım hangisini isterlerse onu kullanabiliyorlar. Tabii ki kişiler hangisini isterlerse onunla bize hitap edebiliyorlar. Bu ne oluyor? Diyetisyen oluyor, beslenme uzmanı oluyor. Aynı zamanda ikisini de kullanabiliyorlar. Beslenme ve diyet uzmanı olarak. Aslına bakarsanız aynı şeyler. Biz aynı kimliğe sahip, iki farklı isme sahip aynı kişiyiz. Aynı kişisiniz. Evet. Peki. Evet, soğuk kış günleri artık kapıda. Hı -hı. Özellikle bugün programımızda bu konuyu ele almak evet. istedik. Şimdi çok üşüyorum diyenler var. Evet. Ben sürekli hasta oluyorum diyenler var. Şimdi bu soğuk kış günlerinde sağlıklı ve zinde kalmak için nasıl beslenmeliyiz? Hı -hı. Bu konuda bize önerileriniz ne olur? Öncelikle Ak malum bildiğiniz üzere gündüzleri geceleri öğlenleri çok farklı sıcaklıklara sahip ve nasıl giyineceğimizi bilemiyoruz. Çünkü sabahlar çok soğuk oluyor. Öğlenleri ılıman oluyor ve bu yüzden giyim tarzımız veya beslenmemizde bir e, ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Bu noktada e, vitamin, mineral ve antioksidan içeriği yüksek beslenmeye özen göstermemiz gerekiyor. Bu nasıl olacak derseniz yetişkin ve sağlıklı bir birey günde ortalama 2-3 porsiyon meyve tüketmeli. Tabii ki bu kişinin sağlığına, yaş grubuna göre değişiyor ama her zaman için şu an bugün söyleyeceklerimiz yetişkin ve sağlıklı bir birey için sizin için benim için olacaktır. Evet. Bu iki üç porsiyon ne derseniz mesela örnek olarak buradan verebiliriz. Bu bir elma bir porsiyon meyve demektir. Hı hı. Yani her zaman elma yiyeceğiz değil tabii ki. Evet. Aynı şekilde bir e, orta boy portakal olabilir, iki tane küçük mandalina olabilir. Bunlar birer porsiyon meyveye girmektedir. Buna ilaveten sebze tüketimimize çok özen göstermemiz gerekiyor. Evet, kış aylarında biraz daha sebze içeriklerimiz düşebiliyor. E, sebze çeşitlerimiz azalabiliyor. Lakin bunları e, çeşitli şekillerde kullanmamız gerekiyor. Bu noktada da 4 ila 6 porsiyon sebze tüketmeliyiz. Daha demin dediğim bir de antioksidan var. Bu antioksidan hmm. ne? Ne işe yarıyor diye sorabilirsiniz. Evet, Çünkü buyurun. bütün diyetisyenlerin ağzında bir antioksidan evet, var. Evet. Bu nedir diyorsunuz. <laughs> Olabilir. Antioksidan aslında bakarsanız vücudumuz için çok ezen bir maddedir. Çünkü toksinlerin vücudumuzdan atılmasında, hastalıklara karşı dirençli olmamızda, özellikle kansere karşı savunma mekanizması oluşturmamızda, Başlı, ...başlıca elzem bir maddedir. Bu antioksidanını nereden bulacağız, nasıl alacağız diye sorabilirsiniz evet, tabii ki. yani hangi gıdalardan ya da sevgili evet. meyvelerden Hı -hı. alabiliriz? Bunu özellikle altına çizmenizi evet. istiyorum. Evet Yani vücuda antioksidan için Hı -hı. hangi gıdaları tüketmeliyiz? Öncelikli olarak e, vitamin, mineral ve antioksidanlar aslında bütün sebze ve meyvelerin içeriğinde bulunuyor. Ama bazılarında daha fazla ama bazılarında daha az. Bu tabii ki vitaminlerin, vitamin, minerallerin çeşidine göre değişmekte. Ama antioksidanlar özellikle kırmızı renkli meyvelerde ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunmakta. Mesela bugün ıspanağımız var. Evet. Antioksidan içeriği çok yüksek bir evet. e, sebzedir. Bu noktada tüketimlerimizi ona göre ayarlayabiliriz sadece bir sebze ve meyveye takılmamamız gerekiyor. Bu noktada a bu çok yararlıymış, bu çok önemliymiş hep bunu tüketelim değil. Çeşitlendirmeniz bu noktada çok önemli. Çünkü bütün vitamin mineralleri hepsinden karşılayabiliyoruz. Aynı zamanda verebileceğimiz başka şeyler de var. Yapabileceğimiz başka şeyler de var. Sadece meyveler, sebzeler değil. Ana önlerde tabaklarımızı renklendirmemiz gerekiyor. Bunu üç parçaya bölebilirsiniz. Bizim karbonhidrat, protein ve yağ dediğimiz unsurlar var. Bunlar neler oluyor? Mesela proteinler hayvansal gıdalardan alabilirsiniz. Eee... Mesela kırmızı et olabilir, beyaz et olabilir, hı hı. olabilir, balık olabilir, peynir olabilir, yumurta olabilir. Bunların protein içeriği oldukça yüksektir. Tabağınızda bunları dengeli olarak tutmakta yarar var. Karbonhidrat dediğimiz grup ekmek grubu özellikle ekmek, makarna, pilav, bulgur pilavı. Bunları hayatımızdan çıkarmamamız gerekiyor aslında. Bunlardan çok yüksek miktarda lif alıyoruz. Bu lif de bağırsaklarımız için çok yararlı. Çalışmasında ve bizim yararlı bakterileri üretmemizde oldukça elzem maddelerdir. O yüzden ekmeği hayatımızdan çıkarmıyoruz. Sadece çeşitlendiriyoruz. Çeşitlendiriyoruz ve porsiyonlama dikkat Evet, kesinlikle. Gerekiyor? Kesinlikle burada porsiyonlama çok önemli. Yağlarda bizim istediğimiz yararlı yağlar. Yağlardan da kaçınmamamız lazım. Kaçınmamız gereken yağlar derin yağda kızartmalar olur. Evet. Zararlı yağlar olur. Fast food'dan bize gelen yağlar olur. Bu tarz yağlardan bizim kaçınmamız gerekmektedir. Bu şekilde e, bir denge bir düzene oturtmalıyız kış aylarında. Özellikle meyve suları yerine sebze suları tüketmeliyiz. Çünkü meyve sularından çok yoğun bir şekilde şeker alıyoruz. Ha, bu demek değil ki meyve tüketmememiz lazım. Sadece burada da gene porsiyonlama yapmalıyız. Mesela bir bardak e, portakal suyun içine 4 veya bilemediniz 5 tane portakal giriyor ki bunu gün içinde tüketemezsiniz. Hı hı. Ve içerindeki e, normal İki katı porsiyonda biz meyve tüketmiş oluyoruz. Bir bardak portakal suyunda. O yüzden biraz daha sebze sularına yönelmemizde önem var. Peki Sayın Ünlü bugün hı hı. hazırlıklı gelmişsiniz. Evet. Zaten. Aslında şöyle tabaktaki ürünlerden biraz hı hı. bahsedebilir miyiz? Bal ki, görüyorum, yulaf evet, görüyorum. Evet. Yine e, zencefil. Zencefil, zencefil evet. Zencefil gerçekten hı hı. hayatımızın bir parçası hı hı. olmalı bence. Ve yeşil çay. Yeşil çay. Evet, zencefil ve yeşil çay efendim önemli. Peki, e, bunların faydalarından biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Tabii ki yeşil çayın gene antioksidan içeriği çok yüksektir. Bu antioksidandan çok bahsediyoruz. Hı hı. Nasıl tüketebiliriz? Evet, sallama bir şekilde tüketebilirsiniz veya aktarlardan gidip satın alıp demleyebilirsiniz. Bu şekilde tüketimleri mevcut. Lakin bunun da fazlası tabii ki zarar. Yani suyun bile fazlası bizim için zarar. E, maksimum 4 bardağı kadar günde yeşil çay tüketebilirsiniz. E, zencefilimiz var. Zencefil aslına bakarsanız bir kan sulandırıcı özelliği vardır. Bu yüzden eğer ki bir kan sulandırıcı alıyorsanız, bir operasyona girecekseniz, e tansiyon probleminiz varsa düşük bir tansiyon probleminiz varsa bu noktada zencefilen kaçınmalıyız. Erke yüksek tansiyonunuz varsa pıhtılaşma sorunuz varsa kanınızda bu noktada e, zencefili çok tüketebilirsiniz. Aynı zamanda bağışıklık sistemimizi oldukça güçlendirmekte. E, nasıl tüketebiliriz derseniz çaylarınızın içine atabilirsiniz demlerken sularınızın içine atabilirsiniz. Bizim bugün tarifini vereceğimiz evet, de ve içine evet. evet efendim. Evet atabilirsiniz. Bu şekilde e, bize yararları var. Diğer tabağımızda yulaf var. Bugün içerisine koymadık. Çünkü biz kahvaltımızı yapıp geldiğimiz için bunu biraz daha ara öğün şeklinde tüketeceğiz. Hı hı. Eğer ki bir ana öğün maddesi yani kahvaltı olarak tüketmek isterseniz bunun içine yulaf da koyabileceksiniz. Hı hı. Yulafın yararları ne diye sorabilirsiniz. Lif içeriği oldukça yüksektir. Mesela çocuklarımıza sabah kahvaltılarında konfeksler, mısır, gevrekleri veriyoruz. Bunun yerine daha sağlıklı bir tercih olarak yulaf ezmesi, yulaf kepeği verilebilir. Balın faydaları zaten saymakla, saymakla bitmek, evet ve sofralarımızdan da evet. eksik evet. etmeyelim. Porsiyonlayarak. Porsiyonluyla bulunalım. Peki sevgili seyirciler güne merhaba da stüdyo konuğumuz diyetisyen Sezen Ünlü ile birlikteyiz. Tabii ki sizler de sorularınızı bizlere iletebilirsiniz, bize ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz Aksaray Belediye TV. Gelen sorular var bu arada. Tabii evet e, yani kısa sürede. Kilo verebilir miyim? Egzersiz yapmak şart mı? Zayıflama ilaçları kullanabilir miyiz? Bu konularda çeşitli sorular hı hı. var. Evet, e, bunların sırasıyla cevaplandırmanızı rica edeceğiz. E, ama e, özellikle kış aylarına girdik. İşte üşümemek hı hı. için e, sağlıklı bezinde olmak için sizden tavsiyeler hı hı. aldık. Ama tabii ki hani artık hanımefendiler demeyeceğim. Aslında beyefendiler de bizim kadar. E, Kişisel bakımlarına ve evet. kilolarına dikkat ediyorlar. Artık onlar da bunun için Hı -hı. çaba sarf ediyorlar. Peki e, kış aylarında kilo almamak için Hı -hı. ne yapmalıyız? Tabii ki. Ee, mesela kış aylarında bizim biraz daha yatış kalkış saatlerimiz değişiyor yaz aylarına göre. Çünkü yazın biraz daha kışalır kısalırken. Kışın e, karanlıktan dolayı yatış saatlerimiz maalesef ki uzuyor. Bu noktada bizim öncelikli olarak biyolojik saatimizi düzenlememiz gerekiyor. Yattığımız ve kalktığımız saatin bir e, netliği olmalı. Mesela gece 12'de yatıyorsanız ki e, bu zaten yatışkin bireyler için 6 ila 8 saat aralığında bir uyku önerilmekte. Saat 6'da 7'de kalktınız ve 1 saat içinde kahvaltı yapmanızı öneriyoruz bu noktada. Çünkü bizim ihtiyacımız olan ve beynimizi beslediğimiz bir glikojen depomuz var karaciğerimizde. Bu boşalıyor gece boyunca ve e, siz kalktığınızda bu 1 saat içinde kahvaltı tüketmezseniz bu sefer beyni beslemek için vücut kaslarımızı parçalamaya başlıyor. O zaman kahvaltı öğünü bu yüzden mi bu kadar önemli? Evet, evzem? evet. Yani e, uyandığımızda ilk 1 saat içinde mutlaka Kahvaltı yapalım olmak için kahvaltı. Evet. Hı hı. Ee, aynı zamanda kaslarımızı parçalıyor dedik. Sadece kolumuz, bacağımız kastan oluşmuyor. Hı hı. Aynı zamanda iç organlarımız da birer kastır. Hı hı. Onların da kas dokusu bozulabilir. Yani bu sadece e, kilo alıp kilo vermekle ilgili değil kahvaltı. Bütüncül bir yaklaşım sergilemeyiz beslenmede ve kahvaltıyla başlıyoruz o yüzden güne. Hı hı. Ee, devamında ne yapabiliriz? Ana önlerimizi atlamamalıyız. Daha ara öne gelmeden insanlar hep hani soruyor. Ya, ara öğün yapmalı mıyız? Öncelikle ana öğünlerimizi tam bir şekilde yapmalıyız. Nedir bu ana öğünler? Kahvaltımız, öğle yemeğimiz ve akşam yemeğimiz üç ana öğünümüz olmalı. Tabii ki bu bireyin e, sağlık durumuna da bağlı. Eğer ki e, bir şeker hastası ise daha fazla arayüne ihtiyacı olacaktır alacağı ilaçlardan, insülinden dolayı. E, lakin yine biz diyoruz ki 3 öğün kesinlikle olmalı. Birey bağlı olarak da isteğine bağlı olarak veya tüketim sıklığına, alışkanlığına bağlı olarak da ara öğünler konulabilir. Peki özellikle e, izleyicimizden e, gelen bir e, soru da... Hı -hı. E, Kilo e, vermek için e, egzersiz şart mı demiş yani hı hı. diyet ve e, egzersiz e, birlikte olmalı mı? Yani kısa sürede özellikle kilo vermekle ilgili birçok soru gelmiş. Bu konuda e, ne söylersiniz bir uzman olarak? Evet. Kısa sürede kilo vermeyi beklemeyin. Çünkü bu ne kadar hızlı verirseniz size o kadar hızlı geri dönecek. Siz bu kiloları e, örnek vermek gerekirse 10 kiloyu uzun bir sürede aldınız. Siz bu aldığınız süreyi bir düşünün. Hani bunlar yavaş e, çok hızlı bir şekilde gelmedi. Yavaş yavaş koyduk. Yavaş yavaş da geri vereceğiz. Önemli olan burada sağlık beslenme alışkanlığını da oturtmak. Çünkü çok hızlı kilo verdiniz. Siz eski beslenme alışkanlığınıza geri döneceksiniz. Bu noktada tekrar o kiloları alacaksınız eski beslenme alışkanlığınızda döndüğünüz için. Bu yüzden biraz daha beslenme alışkanlığını oturarak kilo vermek her zaman için daha kalıcı, daha sağlıklıdır. Aynı zamanda hızlı kilo verdiğimizde gene her zaman yağdan veremiyoruz maalesef. Kaslarını da veriyoruz. Bu istemediğimiz bir kilo verme şeklidir. Peki şöyle o zaman diyet yapmadan bir Hı -hı. kilo kontrolü sağlayabiliriz sanırım bir planlamayla hı hı. peki bir birey olarak ben size danışan hı hı. olarak geldim ve birkaç kilo fazlam var. Hı hı. Nasıl bir yönlendirme yaparsınız? Yani ya da uzmana başvuramayan izleyicilerimiz için, hı hı. kilo vermek isteyen izleyicilerimiz için böyle pratik yoldan bize tabii herkesin tabii. uygulayabileceği hı hı. tabii ki hani e, sağlığına zarar vermeyecek şekilde. Bununla ilgili de küçük tavsiyeler alabilir Tabii miyiz ki. hazır sizi yakalamışken? Aslında yapmamız gereken çok basit. Dediğim gibi saatlerimizi oturtmalı. Ana ön ara öğün planlaması yapmalıyız. Bunun dışında ne yapabiliriz? Fast food'dan kaçınmalıyız. Ekstra şeker, ekstra tuz, ekstra yağ alımından kaçınmalıyız. E, gün içerisinde içtiğimiz suyu belirlemeliyiz. Bu mesela sağlıklı bir birey için gene örnek veriyorum. Kilosu çarpı 30'la minimum alması gereken suyu belirleyebiliyoruz. Mesela kendi kendimden örnek vereyim. 60 kiloyum. Bunu 30 ile çarptığımız zaman 1800 mililitre çıkıyor. Yaklaşık olarak 2 litre. Bu benim içmem gereken minimum su miktarı. Ben gün içerisinde çay içiyorum, kahve içiyorum. Bu e, gelen danışanlar için de geçerli. Ne kadar e, çay ve kahve tüketirseniz bitki çayı dışında o kadar ekstra bir de su içmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar diüretiktir. Vücuttan istediğimiz suyu, verimli suyu dışarı attırır. Ve bu şekilde vücudumuzu ödem oluşur. Belki bu 1-2 kilonuz ödemden kaynaklanıyor olabilir. Bu şekilde e, su tüketimimizi de artırmamız ve doğru şekilde yapmalıyız. Hani artırıyoruz diyoruz 4-5 litre su içte Su da içmeyin bu noktada tabii ki evet, o da zararlı. Doğru bildiğimiz bir yanlışın da evet. altını çizmiş oldunuz. Tekrar hani sağlıklı yetişkin bir bireyin Hı -hı. günde kaç bardak su tüketmesi gerektiği evet. konusunu tekrar bir toparlar tabii mısınız? Ki. Bir de şeye değindiniz o dikkatimi çekti. Gerçekten bugün sizden çok şey öğreniyoruz. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Ben teşekkür ben ederim. Gün içerisinde çok çay tüketen Hı -hı. bir kişiyim ve siz de biraz önce dediniz ki gün içinde ne kadar çay ve kahve tüketiyorsanız o oranda su tüketmelisiniz. Evet. Aslında biz e, su tüketmediğimizde içtiğimiz çay ve e, kahveler ya da işte diğer Hı -hı. içecekler su olarak e, vücutta tutuluyor sanırım ben bunu anladım. Tam olarak şöyle aslına bakarsanız ben mesela 2 iki, 2,5 iki litre su içmeliyim. Ama ben günde 10 bardak çay içiyorum. Bu neredeyse 1 litresini vücuttan attırıyor. İstemediğimiz kıs evet. ya yani istediğim suyu vücuttan Hı -hı. atmamıza sebebiyet veriyor. Bu yüzden ne kadar çay, kahve içiyorsanız ekstra olarak ilave etmeniz lazım o suyu. suyu Mesela iki etmem. buçuk litre normalde içmem lazım. Hı. Bir litre de ben çay içtim. Bu demek oluyor ki ben üç buçuk litre su içmeliyim bu giden suyu telafi edebilmek için. Evet. Peki e, Sayın Ünlü artık yavaş yavaş programımızın sonuna hı hı. geliyoruz. E, gerçekten bugün e, çok kıymetli bilgiler paylaştınız. E, ve e, izleyicilerimiz de eminim merak ediyordur ekranda evet, 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 bu evet. bardağın içinde ne var. Bunun da tarifini alalım. Hı hı. Yani Bunun için tüketmeliyiz. Bununla evet. ilgili de bilgiler verirseniz evet. çok sevinirim. Özellikle önce bir tadına bakayım. Gerçekten böyle mis gibi bir koku var efendim. Stüdyodaki kokuyu duymanız lazım. Yani Tadı da mükemmel. Ellerinize sağlık. Afiyet evet. Olsun. Öncelikle e, tarifini alalım hı hı. ve niçin tüketmeliyiz? bilgisini paylaşalım. Öncelikle görsele kanıp böyle korkmayın. Biraz yeşil şeyler <laughs> insanları korkutuyor tadının kötü olmasıyla ile ilgili. Ee, bunun tarifi şu şekildedir. Ben iki porsiyon olarak vereceğim tarifi ki <laughs> e, çünkü bazı şeyler yarım olduğu için çöpe gitmesin. Ee, bunun için öncelikle bir yeşil çayı demleyip soğutun. Bu bir litre bir buçuk litre olabilir ee, sorun değil. İ i̇çerisine iki tane e, bu, bu şekilde gördüğünüz sallama da koyabilirsiniz veya bir evet. tatlı, iki tatlı kaşığı toz şeklinde de koyabilirsiniz. Hı hı. E, i̇çerisine bir iki gram taze zencefil. Taze zencefilimiz de burada. E, zencefil dilimlenmeli mi yoksa toz zencefil de kullanabilir mi izleyicilerimiz? E, taze zencefil her zaman için önceliğimiz lakin bulamayabilirler mevsimden hı hı. dolayı. O zaman toz zencefile geçebiliriz. Ama önceliğimiz taze, taze zencefil. Evet. E, bunları en son zaten bir e, smoothie aleti olabilir, bir blender olabilir Ondan geçireceğimiz için e, kaba şekilde doğrayabilirler. Daha sonrasında balımız var. Bir tatlı kaşığı, evet. e, iki porsiyon için ise iki tatlı kaşığı hı hı. koyuyoruz balımızı. E, bir tüm elmamız var. Evet. Eğer ki tek porsiyon yaparsanız yarım, bizim gibi iki porsiyon için yaparsanız tüm bir elma. E, beş altı dalda ıspanağımız var. Demir içeriği çok yüksek olduğu iddia ediliyor e, ee, ıspanağın. Maalesef ki literatüre geçilirken bir yanlışlık yapılmış yıllar önce. Evet. O yüzden ıspanağın hep demirinin çok yüksek olduğunu düşünürük Hem temel reisten dolayı da. Ay, evet. Maalesef demir içeriği çok yüksek değil. Hani bunun için demir eksikliğiniz var. Ispanak yemeliyim algısına da kapılmayın. Ee, eğer ki bunu kahvaltıda içmek, tüketmek istiyorsanız veya spora gittim, spordan sonra ne yemem gerekiyor bilmiyorum derseniz e, tam Saatlerimiz çakışabiliyor evet. bazı öğünlerle. İçerisine 3-4 yemek kaşığı yulaf ezmesi, yulaf evet. kepeği konulabilir. Bu şekilde daha besleyici hem karbonhidrat açısından hem sebze, vitaminler açısından çok besleyici bir e, detoks içeceği de diyebilirsiniz. Yeşil içecek de diyebilirsiniz. Oluşuyor. Peki bunu gün içerisinde kaç bardak tüketebiliriz? Yani ee, Bunu aslına bakarsanız... E, Günde bir bardak içerseniz çok daha doğru olur çünkü sadece içerisinde bir elma var. Bizim istediğimiz 2-3 porsiyon meyve tüketmeniz. Eğer ki elmayı çıkarırsınız yerine muz koyarsınız başka Çeşitlendirebiliriz bir meyve. Değiştirebiliriz yani. Evet tabii ki tamam meyvenin yerine, yerine değiştirerek ara önlerde meyve yerine bunları kullanabilirsiniz. Hı hı. Peki e, Sayın Ünlü gerçekten çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür çok ederim. Keyifli bir program oldu ve e, çok güzel bilgiler hı. edindik sizden. Artık veda edeceğiz. E, Son olarak e, vermek istediğiniz bir tavsiye var mı izleyenlerimize? Evet, kış aylarında lütfen evlerinize kapanıp kalmayın. Çünkü zaten kışa dönerken metabolizmamız ister istemez yavaşlıyor. Yani burada sebebi kıştan soğuktan korumak için vücut yağlanmaya çalışıyor. Bu normal bir biyolojik e, olaydır. Siz lütfen biraz daha hareketli olmaya özen gösterin. Evlerinize kapanıp kalmayın. Yani gün içerisinde yapabileceğiniz yarım saatlik bir yürüyüş bile her şeyi değiştirebilir metabolizmanız için. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sizi tekrar ağırlamak isteriz efendim. İnşallah. Tekrar bekleriz. Evet sevgili seyirciler güne merhaba da stüdyo konuğumuz diyetisyen ve profesyonel yaşam koçu Sezen Ünlü'ydü. E, keyifli bir program geçirdiğimizi düşünüyoruz sizlerle birlikte. Evet güne merhaba da yarın sabah saat 9'da Aksar Belediye TV'de bu ekranda tekrar görüşmek ve buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.